Haber peşindeden tekrar merhaba. Yine bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. 24 yıl geçti. 11 Temmuz 1995'te gerçekleşen Srebrenica katliamının yıl dönümü bugün. Bosna'da 35 bin çocuk öldü. 50 bin kadına, ailesinin, oğullarının, eşlerinin, babalarının gözleri önünde tecavüz edildi. 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Avrupa'nın ortasında tam 312 bin kişi öldürüldü. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyada en büyük felaket olarak kayıtlara geçti. Bosna'daki toplu mezarlar insanlık utancını özenle gizlemeye çalışanları ters köşeye yatırdı diyelim. Öldürülen insanlar çok derin çukurlara atılmıştı. Mezarlar çevreye uygun bitki örtüsüyle gizlenmişti. Ölüm tarlaları ortaya çıkmasın diye mezarların içine manyetik dalgalar yerleştirilmişti. Arayanları şaşırtmak amacıyla, dalgaları kesmek amacıyla metal parçalar yerleştirilmişti. Ne var ki yaratıcı katiller doğanın mucizesini unuttu. Onların akıllarının ucuna getirmedikleri bir şey oldu. Olağanüstü bir doğa olayı. Bugün de birçok kitaba, filme ve televizyon dizilerine konu oldu. Ölüler doğaya döner. Cansız bir beden başka bir canlı için mineral ve besin kaynağıdır. Kan çiçekleri mezarların üzerinde açtı besin amacıyla. Onların üzerine kelebekler kondu. Sadece bu çiçeklerle besleniyorlardı. Kan çiçekleri adını alan bu çiçeklerle. Ve insanlar mezarların üzerinde açan, üzerine kelebek konan doğa olayını izlediler. Kelebekleri izlediler ve mavi kelebeklerin altında mezarları buldular. Yani tam toplamda 300 mezar bu doğanın, insanın, canlının ve bitkinin, hayvanın ve bitkinin işbirliğiyle bulundu. Çarpıcı bir hikaye. Şimdi başka aslında çarpıcı bir hikaye. Dehşet dolu bir hikayeyi bir kere de anlatmak istiyorum. Adana'da 19 yaşında bir çocuk, Suriyeli bir çocuk biliyorsunuz, bir polis tarafından vurulmuştu. Avukat Tugay Bek'le konuyu görüşeceğiz. Fakat arkadaşlarım bir hatırlatma yapıyor. Önce pandemiyle başlayalım diye. Peki öyle yapalım. Şimdi okullar açılacak ama pandemide bir pik noktasındayız. Son durumu tartışacağız ve genetik sinir bilim uzmanı Çağhan Kızıl'a soracağız. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aydoğan da bizlerle olacak. Dediğim gibi önce bu konuyu tartışalım, ardından çarpıcı bir röportaj olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Ebu Anzala ilk kez basına konuştu. Onu vereceğiz ve Tugay Bek'le bitireceğiz. Evet, iyi akşamlar diliyorum. Sayın Çağan Hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum Feray Aydoğan Hocam. Merhabalar, iyi akşamlar. Önce Çağan Kızılan'la başlamak istiyorum. Ne aşamadayız salgında, bunu merak ediyoruz. Üzerine de eğitimdeki, çalışma hayatındaki aksaklıkları kurgulayacağız. Siz okulların açılış tarihine ilişkin bilgileri paylaşacaksınız. Ve bu uygulama doğru mu, yanlış mı, bunun üzerinden gideceğiz. Çağan Hocam, nedir son durum? Şimdi dünyaya baktığımızda her hafta daha fazla vaka ortaya çıkıyor. Son birkaç günde 230 binin üzerinde günlük tanımlı vaka var. Dünyaya baktığımızda bir önceki hafta 4 Temmuz'daki programla şimdiki arasında %12 vaka artışı var. Bu 1.4 milyon kişiye denk geliyor. Ölümlerde de %6 civarında artış var. En baştan beri söylediğimiz farklı coğrafyalarda salgının farklı seyirleri olduğu, baktığımızda şu anda Amerika kıtasında, Güney ve Kuzey Amerika'da çok yüksek sayıda vaka ortaya çıkıyor.
Avrupa'da tüm vakaların %5'i Avrupa'da ama bu bile 15 bin vaka ediyor. Türkiye için aslında bir paralellik kuracak olursak Kuzey ve Güney Amerika'yla buradaki iki ülke Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya salgını en hızlı, en şiddetli yaşayan ülkeler ve bu iki ülkenin aslında ortak özelliği başkanlarının en başından itibaren salgını ciddiyetle ele almamaları, aksine halka rehavete sürükleyici söylemler ve uygulamaları yaşama geçirmeleri ve normalleşme sürecini çok erken açmış olmaları. Özellikle Amerika'da baktığımızda güney eyaletlerinde Florida, Texas çok hızlı yükseliş var. Örneğin 10 binden fazla vaka çıktı dün Florida'da. Ve bunun nedenlerinden bir tanesinin erken açılma, normalleşme ve tedbirlere uymamak olduğunu biliyoruz. Şimdi Türkiye ile bunun paralelliğine bakarsak, 3 tane aslında tarih vermek istiyorum ve buradaki sayıları isterseniz biraz karşılaştıralım. 5 Mayıs, normalleşmenin konuşulmaya başladığı zamanlar, Mayıs ayı başı. 1 Haziran fiilen o normalleşme dediğimiz açılma sürecinin başlaması bugün. Vakalara baktığımızda 5 Mayıs'ta 130 bine yakın vaka var. 1 Haziran'da 165 bine yakın. Bugün 211 bine yakın. Yani her tarihler arasında %26 ve %28 artış var vakalarda. Bu bildiğimiz ve en baştan beri söylüyoruz, vaka tanımlamaları aslında kısıtlı. Yani tüm tabloyu göremiyoruz. Ona rağmen vaka artışı var. Ölümlerde de %27 ve %17 artış var bu iki tarih arasında. Fakat bunlardan da önemlisi aslında kaygı verici olan Mayıs ile ya da Haziran'la bugün arasında yoğun bakım hastalarının sayısında %82 artış var. Yani bu şu anlama geliyor, daha fazla insan yoğun bakım ihtiyacında ve bu klinik olarak salgının arttığını ortaya koyuyor. Bir de şuna bakmamız önemli. Çünkü Türkiye'de sayılar üzerinden çok fazla şey söyleniyor ama o satır aralarını okumamız önemli oluyor. Türkiye'de bu 30 Nisan, Mayıs, Haziran ve düne baktığımızda yoğun bakımda yatan hastaların, yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların genel aktif vakalar oranlarına baktığımızda %2, %2.1, Haziran sonunda %4.7'ye çıkmış, bugün itibariyle de %8.8. Yani iyileşen var evet ama daha fazla yoğun bakım ihtiyacına sahip olan insan var. Bir de şunu belirtelim çok kısaca. Test kriterini değiştirdiğini sürekli söylüyoruz. Şu anlamda değiştirildi. Bir hasta varsa onun temas ettiği insanlar eğer semptom göstermiyorlarsa teste tabi tutulmuyorlar. Eğer semptomu olan insanlar varsa o insanların teste tabi tutulması da hekim onayına bağlı. Bu hekimler de önceden belirlenmiş hekimler. Yani bu şu anlama geliyor. Siz hasta olmamış ama enfekte olan, yani daha semptom göstermeyen ama yayma kapasitesi olan insanları erkenden bulmayı istemiyorsunuz. Ya da bununla bir çabanız yok. Önemli olan hastaneye gelmiş, hasta olan, yoğun bakımda olan insanları tedavi etmek. Modern anlamda salgınla mücadele bu şekilde işlemiyor. Tüm dünyada test sayıları çok artıyor ve bu asıl yayan insanları, vaka temaslarını çok iyi bulmak ön planda. Türkiye biraz bundan geri kalmış gibi diyebiliriz. Bunun tabii okulların açılmasına da ilişkisi var. Neden böyle bir uygulama durumunda okulların açılması tehlikeli? Onu da konuşabiliriz. Hocam şimdi Çağan Hoca size verdi aslında sözü. Okulların açılması tehlikeli. Bir kere koronavirüsün artık gençlerde de çok yüksek bulaş oranına arttığını, bulaş oranında da çok yüksek bir seviyeye ulaştığını biliyoruz gençler için. Fakat bir de tabii öğretmenlerin durumu var. Yani bu ikisini toplayınca hem öğrencilerimiz hem eğitmenlerimiz hem de aileler ve toplum için 31 Temmuz tarihi bir risk oluşturuyor gibi. Ne düşünüyorsunuz? Çağan hocamla değil benimle devam ediyoruz sanırım. Evet. Evet, bu sadece Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı salgın yönetim ve çalışma rehberinde Sağlık Bakanlığı da
okulların açılmasıyla birlikte okulların salgın yayılımını en çok arttıracak alanlar olduğunu aslında belirtmiş durumda, ifade etmiş durumda. Bir de sadece sınavlar üzerinden yaşadığımız tabloya baktığımızda da karar alıcıların da, ilgili bakanlıkların da salgına yönelik hazırlıkları olmadığı ve vakaların artışına rağmen bu ısrarın devam ettirme noktasındaki hataları da ortaya çıkmış durumdaydı. Okullar hazırlıklı değil, binalar hazırlıklı değil. Bu konuda yeterince çalışma yürütülmemiş durumda ve biz salgının başından itibaren eğitimsel olarak mutlaka bu sürecin başta Türk Tabipler Birliği olmak üzere bilim insanlarıyla, eğitim sendikalarıyla, veli örgütleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğini, tüm planlamaların somut koşullar değerlendirilerek ve sürekli yeniden değerlendirmeye açık ve tüm olasılıkları göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini söylememize rağmen maalesef eğitim alanında da alınan tüm kararların siyasi iktidarın veya sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda olduğunu gördük ve süreç sınavlar meselesinde de eğitime dair tüm planlamalarda da bu şekilde işletildi. Evet. Şimdi çok az bir zaman kalmış durumda. 31 Ağustos'ta birlikte bir takvim açıklandı. Ancak Çağan Hocam'ın da belirttiği vakaların artışı, salgın yayılımının devam etmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanı en son yaptığı açıklamada somut koşullar üzerinden yeniden değerlendirme yapılması gerekliliği vurgusunu yapmak zorunda kaldı. Ancak hala bu sürece ilişkin birlikte yürütme, alanın uzmanları ile birlikte bir süreç işletme noktasında bir adım atılmamıştır. Veya buradan doğru da bir açıklama yapılmamış durumda. Bu çok ciddi bir problem. Şu vurguyu hep yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Salgın yayılımının geçtiği bilim insanları tarafından bilimsel verilerle açıklanmadan ve gerekli tedbirler alınmadan okullar kesinlikle açılmamalı. Özellikle son süreçte başta İsrail olmak üzere okulların açılma süreciyle birlikte vakaların ne kadar arttığını hep birlikte görmüş olduk. Gerçekten çok önemli ve çok kritik süreç. Ve Sağlık Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı tüm açıklamaların sürekli temenni niteliğinde olduğunu görüyoruz. Örneğin Sağlık Bakanlığı diyor ki veliler öğrencileri izleyecek, bilgi formunu dolduracak ve devamında bir taahhütname imzalayacak. Şimdi bir taahhütname imzalaması gereken veliler mi? Bu konudaki karar alıcılar mı? İkincisi yine çok temellerden biri, kamu kaynakları ısrarla siyasi iktidar tarafından kamu için, halk için, eğitim alanında öğrencilerimiz ve eğitim ve bilim emekçileri için kullanılmıyor ve öğrenci sayısı her geçen yıl artmasına rağmen eğitime ayrılan bütçe, eğitim yatırımlarına ayrılan bütçe sürekli azalıyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da aynı rakamlara hep birlikte tanıklık ettik. Şu anda öncelikle siyasi iktidarın yapması gereken, alınması gereken tedbirler konusunda eğitime yeterli bütçe ayrılacağını açıklaması olmalıydı. Bu konuda hiçbir açıklama yapılmadı. Şu anda yine en son Milli Eğitim Bakanlığı verileri üzerinden görüyoruz ki 55 bin okulun 52 bininde bir revir dahi yok. Yine 55 bin okulun tümü üzerinden düşündüğümüzde sadece 545 sağlık görevlisi var. Ve yine mevcutların azaltılması gerekiyor. Sınıf mevcutları çok yoğun. Ortaokullarda 30'un üzerindeki öğrenci sayımızın yüzdelik oranı %25'lerde, ilkokullarda %20, liselerde tablo daha da kötü. Yıllardır okul ve okul türü yetersizliği üzerinden bütçe ayrılması gerektiğini söyledik. Özellikle bu sene 4+4'ün 8. yılıydı. 8. yılı olduğu için liseye geçiş sınavına girecek öğrenci sayımız %50 artmıştı. Ve biz bir yıl, 1,5 yıl öncesinden okul yapılması, okul türlerinin öğrencilerin talebi doğrultusunda arttırılması vurgusunu yapmamıza rağmen yapılmadı. Ve şu an liselerde, başta Anadolu liseleri olmak üzere sınıf mevcutlarının yoğunluğu çok ciddi boyutta.
Ve yapılan açıklamalar başta yeterli bütçe ayrılması olmak üzere hiçbir somut bilgiye ve tedbirlerin alınması noktasında yaşanılan kaygıları giderecek somutlukta hiçbir açıklama yok hala. Ve hocam, Feray Hocam, şunu sormak istiyorum aslında. Şimdi sınavları ertelememekte çok ısrarlı davrandı AKP iktidarı. İşte iş hayatında bir an önce işçileri işbaşı yaptırmak için çok uğraştı. Bunların hepsinin kimi temelleri vardı. İşte iş kaybını önlemekti. Öğrencileri bir an önce sınava sokmak, aslında tatil yerlerine akın etmelerini aileleriyle birlikte sağlamaktı. Peki bu az önce yanlış söyledim 31 Temmuz diyerek 31 Ağustos'ta okulların açılmasının ekonomiye, iş hayatına ya da dolaylı neye katkısı var acaba? Aslında sınavlarda özel okulların, yine vakıf üniversitelerinin, yine turizm şirketlerinin çok ciddi bir baskısı olduğunu gördük. Yine Çağan Hocam da birlikte, örneğin liselere geçiş sınavı normal süreç işleseydi 7 Haziran'da olacaktı. 7 Haziran'da vaka sayısı 914 iken liselere geçiş sınavının tarihinin değiştirilmesiyle birlikte 1400, 1300, 1500'lü sayılar görülmesine rağmen ısrarla sınav yapıldı. Yani bu tablo bizim için şaşırtıcı değil. Ülkeye dair tüm kararlarda olduğu gibi eğitim alanında da AKP sürekli tercihi kendi siyasetinin ihtiyaçları ve sermaye ihtiyaçları doğrultusunda aldı. Ve özel okullarda telafi eğitimi süreci daha da erken başlayacak. Bu da çok ciddi bir problem. Hem öğrencilerimizin eğitim hakkı anlamında eşitsizlik noktasında çok ciddi bir problem. Hem de salgı yayılımının artması ile ilgili bir problem. Ama tüm bu kararlarda görüyoruz ki sınavlar kararlarında da şu an okulların açılması tartışmasında da hala sermayenin ihtiyaçları birincil başlık olarak görülüyor. Ve şunu da özellikle bulamak çok önemli. Yüz yüze eğitim, kamusal eğitim politikalarının tamamen terk edilmesi sonucunda son derece eşitsiz bir şekilde ilerliyordu. Ancak uzaktan eğitim süreci bu eşitsizliği daha da derinleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı verileri üzerinden bile baktığımızda iki öğrenciden birisinin hiçbir şekilde uzaktan eğitime ulaşamadığını görmüş olduk biz bu süreçte. Milli Eğitim Bakanlığı aynı Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı gibi başarı hikayesi yazmaya çalıştı. Ama somut gerçekliğimizi biz yaşadık. Başta yoksul ailelerin çocukları olmak üzere mevsimlik tarım işçisi çocuklar, ana dili Türkçe olmayan çocuklar, göçmen çocuklar, özel eğitim gereksinimi olan çocuklar uzaktan eğitime hiçbir şekilde ulaşamadı. Salgının başında da söylüyorduk, bundan sonraki süreçte de uzaktan eğitimin bir parçası olarak yalnız yüz yüze eğitimle eşitleyen bir dili reddediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bu dili kurmaktan da vazgeçmeli bir an önce. Ancak salgın yayılımının devam etmesi durumunda uzaktan eğitimin yine eğitimin bir parçası olarak sürdürülmesi noktasında tüm Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve siyasi iktidarın temel sorumluluğu uzaktan eğitime ulaşamayan tüm öğrencilerimizin internet erişimi, bilgisayar, tablet, televizyon ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılaması gerekmektedir. Aksi halde öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu eğitimden tamamen kopuş sürecini yaşadılar ve yaşayacaklar. Ve yine şunu da söylemek istiyorum. Alanın gerçek bilgisine sahip olan öğretmenlerdir. Eğitim emekçisi arkadaşlarımızdır. Her ne kadar şeffaf bir bilgi paylaşmasalar da bölgeler arasında, iller, ilçeler, hatta mahalleler arasında salgın yayılımı noktasında çok ciddi farklılıklar olduğunu görüyoruz. Ve eğitime yine bütçe ayırmadıkları için velilerden toplanılan sözde kayıt parası, katkı payı gibi ücretlerle okulların ihtiyaçları giderildiği için okullar arasında da çok ciddi bir eşitsizlik var. O yüzden süreç öğretmenlerle birlikte yürütülmeli.
ders içeriklerinden ders saatlerinin tartışılmasına, teneffüs sürelerine kadar alanın tüm ihtiyaçları öğretmenlerle birlikte konuşulmalı. Öğretmenlere rağmen bir süreç kesinlikle yürütülmemeli ve yapılacak tüm çalışmalar her okulda uygulanabilir olmalı. Peki hocam çok teşekkür ederim. Biz öğrencimizin mağduriyetine yol açmayacak bir şekilde yürütülmeli. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çağan Hoca'ya eklemek istediği bir şey var mı diye sormak istiyorum. Ferro Hoca çok güzel tarif etti. Zaten eğitim sisteminin ve işleyişin yapısal sorunlarının üzerine bir de pandeminin yükü bindi ve bunun pandemiyle ilgili alınan kararlarda zaten her defasında veri şeffaflığı, açıklık ve alınan kararların bilimsel temeli sorgulanıyor. Bunu sorguluyoruz. Zaten salgında Türk Tabipler Birliği'nin sürece dahil olmaması, eğitim konusunda eğitim senin ve uzmanların konuya dahil olmaması bu sürecin ana karakteri olarak Türkiye'de ön planda. Şunu söyleyebiliriz, dünyada yapılan çalışmalarda çocukların, okula giden kişilerin de salgını en az erişkinler kadar yayabilme riski var. İspanya'da yapılan ulusal çalışmada test oranları, antikor oranları, enfekte olma oranları eşit çıktı. Almanya'da da benzer bir şey. Dolayısıyla yani çocuklar yaymıyor, onlar semptom göstermiyor diye salgını yaymayacak anlamına gelmiyor. Bu hem pandemi açısından hem de yapısal sorunlar açısından Feray Hocam'ın söylediği gibi çok önemli. Buna ekleyebilirim sadece. Feray Hocam çok teşekkür ederim. Çağan Hocam çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Evet, köşede kalan haberlerimize bakalım gündem yoğunluğu nedeniyle. Ondan sonra devam edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dipsiz Göl'ün son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Çalışmaların sonuç verdiğini ve gölün tekrar hayat bulduğunu öne sürdü. Son haline ilişkin bir de video paylaştı. Ancak gölün eski haliyle yeni hali arasındaki fark dikkat çekiyor. Gölün mavi rengi balçık nedeniyle kahverengiye dönmüş durumda. Etrafı ise tel örgüyle çevrili. Yargı, emsal nitelikte iki yeni karara imza attı. Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası üyesi Memur Dursun Laleli, öğrencilik yıllarında terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle memuriyetten atılmıştı. Ancak mahkeme, memur hakkında adli, idari soruşturma veya mahkumiyet kararı olmadığına dikkat çekti. Memuriyetten atma işlemini iptal etti. Davacının kayıplarının idarece karşılanması gerektiğine hükmetti. İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Dursun Laleli, 25 Temmuz 2018 tarihli KHK ile kamu görevinden çıkarılmıştı. IŞİD saldırılarıyla boşalan Şengal'e yeniden dönüşler başladı. Son iki ayda 1300'e yakın aile bölgeye yeniden yerleşti. Ancak Irak hükümeti geri dönenlere maddi ve manevi anlamda hiçbir destekte bulunmuyor. Yerel yetkililer uluslararası kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunuyor. IŞİD 2014 yılında Şengal'e saldırmıştı. Yaklaşık 400 bin Ezidi evlerini ve topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Göç sırasında 280 Ezidi açlıktan ve susuzluktan yaşamını yitirdi. Bine yakın kişi ise yaralandı. Saldırı sırasında 4400 ile 5800 Ezidi IŞİD tarafından kaçırıldı. Kaçırılanlardan 100'ü aşkın kişi katledilip toplu mezarlara gömüldü. Şu ana kadar 12 toplu mezar tespit edildi. Hala yüzlerce Ezidi kayıp. Saldırı Ezidiler için 73. ferman olarak tarihe geçti. ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken polis tarafından öldürülen George Floyd'un son sözlerinin dökümü ortaya çıktı. Konuşmalar polislerden birinin yargılandığı davada avukat tarafından mahkemeye sunuldu. Floyd'un bilincini kaybetmeden önce en az 20 kez nefes alamıyorum diye bağırdı. İkinci derecede cinayetten yargılanan polis memuru Derek Chauvin'in de defalarca öyleyse konuşmayı kes, bağırmayı kes, konuşursan çok oksijen gider dediği ortaya çıktı. Polislerin üzerinde bulunan kameranın kaydettiklerine göre Floyd polislerden defalarca özür diliyor. O tür bir adam değilim, kötü bir adam değilim lütfen ifadelerini kullanıyor. Ayrıca 12 kez anne diye bağırarak buna inanamıyorum, anne seni seviyorum, seni seviyorum, çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin, ben öldüm diyor.
Floyd nefes alamadığını söylerken polis Lane Chauvin'e yana çevirsek mi diye soruyor. Chauvin hayır kıpırdamıyor diye yanıt veriyor. Evet, şimdi bir başka dosyaya geçelim. Adana'da 18 yaşındaki Suriyeli Ali Hemedan'ı öldürmekle suçlanan polisin yargılanmasına başladı. Şimdi ilginç şeyler oldu yine davada aslında. Yani FK polis olayın faili müebbetle yargılanıyor. Fakat aileye, tanıklara, özellikle mahkeme salonunda baskı olduğu avukatlar tarafından bildiriliyor. Ayrıca dosyanın avukatı Tugay Bek, ailenin vekalet vereceğinden kuşkuluyum diyor ve Tugay Bek'e sosyal medya konuya ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir de soruşturma açıldı. Neden bunları paylaşıyorsun diyor. Yani aslında klasik suçlunun korunmaya çalıştığı, polis dayanışmasının görüldüğü bir Türkiye dosyası gibi duruyor. Şimdi biz avukat Tugay Bek'e neler yaşandığını, bundan sonra neler olacağını sormak istiyoruz. Özellikle ailenin vekalet vereceğinden neden kuşku duyduğunu merak ediyoruz. Ve ilk kez yine duyulan iddialar var. Bir tanık daha aileye bilgi verdi. Tugay Bek, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Neden bilgi paylaşıyorsun? Soruşturması açıldı. Evet, yani geçtiğimiz hafta benim hakkımda bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın asıl nedeni aslında Ali El Emdan davası cinayetine ilişkin yapmış olduğumuz araştırmaları, oluşturduğumuz raporu kamuoyuyla paylaşmış olmamızdan kaynaklı olarak hem Ali El Emdan hem de Türkiye'de polisin şiddetine ilişkin ona yakın benim tarafımdan yapılmış sosyal medya paylaşımını tek bir soruşturma konusu yapmışlar. İddia olunan o ki polise hakaret ettiğimiz ileri sürülüyor. Ama yani bunların bu paylaşımların hiçbirinde olmayan vakalardan bahsettiğimiz, polisin işlemediği suçları işlemiş gibi gösterdiğimiz yönünde bir iddia da yok. Sadece bunlar zaten yargıya da konu olmuş olaylar. Ali El Hemdan davası olduğu gibi. Evet. Bunların benim tarafından da paylaşılmış olmasını polis bir hakaret olarak değerlendirmiş. Bir soruşturma açmış ve savcılığa dosya intikal etmiş. Duruşmada bazı sivil polisler var diyorsunuz. Baskı kuruyorlar diyorsunuz. Bu konuyu aktarın. Normal zamanda da aileyi ve tanıklara yönelik bir takip yapılıyor mu? Bunu da ilave edin. Ya o konuda kesin bir bilgimiz yok. Yani normal zamanda aileye bir baskı olup olmadığını bilmiyoruz. Ama biz duruşma salonu içerisinde ve duruşma salonun dışında sivil polis memurlarını görünce ailenin avukatları olarak yine Adana Barosu ve İzmir Barosu'ndan avukatlar olarak mahkeme heyetinden şöyle bir talepte bulunduk. Yani Sayın Mahkeme tarafından güvenlik nedeniyle herhangi bir polisiye tedbir, ek bir polisiye tedbir istenmemiş. Yani duruşma salonunda polis getirilmesi istenmemiş. Savcılığın da bu soruşturma tamamlanıp da dava açıldığına göre böyle bir talepte bulunma yetkisi yok. Peki bu sivil polis memurlarını duruşmayı izlemesi için kim görevlendiriyor olabilir? Görevleri ne olabilir? Ne maksatla, neyi tespit etmek üzere burada bulunuyor olabilir? Ve yani bu polis memurlarının, bir polis memurunun bir insanın ölümünden dolayı yargılandığı davada görevli olmadığı halde olmaması gereken polislerin burada bulunuyor olmasının tek bir izahı olabilir. Tanıklara, mağdura ve mahkeme heyetine baskı oluşturmak olduğunu ve dolayısıyla bu baskının bertaraf edilebilmesi için de polis memurlarının duruşma salonundan çıkartılmasını talep ettik. Mahkeme heyeti aleniyet ilkesini gerekçe göstererek, yani duruşmalar herkese açıktır, polisler de izleyebilir gibi bir gerekçeyle talebimizi reddetti. Ancak burada polisler duruşmayı izlemek için gelmiyorlar.
görevlendirilmişler. Yani amirleri tarafından kendilerine görev verilmiş. Not tutuyorlar. İşlem yapıyorlar kendilerince. Peki bu kamu kaynakları ve kamu görevlilerinin burada görevlendirilmesinin nedeni ne olabilir diye sorumuz buydu aslında. Ne yazık ki mahkeme bu talebi kabul etmemiş oldu. Benzer birçok dosyada aslında biz duruşma salonlarından sanık ve taraflar üzerinde baskı oluşturulması ihtimalinin göz önünde bulundurularak polis memurlarının duruşma salonundan çıkartılması yönünde taleplerimizin Türkiye'de birçok yargılamada rahatlıkla kabul edilen bir talep olduğunu görüyoruz. Ancak Ali Elhem'den davasını yürüten mahkeme heyeti böyle bir karar vermekten imtina etti diyebilirim. Peki, ailenin vekalet vereceğinden kuşku duyuyorsunuz. Neden? Şöyle bir kuşkumuz var. Hani biz duruşma öncesinde de aileyle bir irtibat kurmaya çalıştık aslında. Yani biz Adana Barosu ve diğer yani davaya müdahil olan barolar, insan hakları savunucusu avukatlarla birlikte gönüllü olarak aile hukuki yardımda bulunmak istediğimizi belirttik. Aileyle irtibat kurmakta zorlandık. Duruşma salonunda karşılaştığımızda da tercüman vasıtasıyla da anlaşma problemimiz olabilir tabii aramızda. Yani biz hukuki yardımda bulunmak istediğimizi söylediğimizde ben Ali Elhemdan'ın babasının Adnan Hemdan'ın tedirgin olduğunu görüyoruz. Ve kendisi bu tedirginliğin bir sonucu olarak hani ben bu celse avukatların yardımını kabul ediyorum ancak vekalet vermek için diğer aile fertlerimle de görüşmem gerekir gibi bir yanıt verdi. Ama önümüzdeki celse biz baro olarak kendilerini ziyaret edeceğiz. Burada tedirgin olmasının sebebi emniyetin, valiliğin bu konudaki baskılarının buna yol açtığı düşüncesindeyim. Yoksa herhangi bir vatandaşın baro gibi bir kurumun hukuki yardımda, gönüllü yardımda bulunmasını geri çevirmesi için bir neden yok. Ancak ben aile üzerinde yoğun bir baskının olduğunu söyleyebilirim bu anlamda. Son sorumu soruyorum Sayın Tugay Bey. İlk kez duyduğunuz iddialar var. Çok kısa bir dakika içerisinde bunu da özetleyebilir misiniz? Yani şimdi tanıklar dinlendi bu celse. Sanık polis memuru ifade vermekten çekindi. Olayın görgü tanıkları aslında birebir olayı anlattılar. Yani burada aslında görüntü kayıtları da her şeyle açık net bir şekilde ortaya koyuyor. Görüntü kayıtlarını destekleyen tek tek tanık anlatımlarında da Ali Elhemdan'ın kesinlikle kaçmadığını, koşmadığını, polis memurunun dur diye ihtar etmesinden sonra yüzünü polis memuruna doğru döndüğünü, yüzü polis memuruna dönük ve elleri açık olduğu vaziyetteyken polis memurunun tek bir atışla kalbinden vurduğunu tanık anlatımları da doğruladı. Yani burada alenen işlenmiş bir cinayet söz konusu, her şeyle açık bir cinayet. Ancak halen biz basında, kamuoyunda, valiliğin, emniyetin, iktidarın açıklamalarına baktığımızda halen kaza olduğu yönünde iddialarla karşılaşıyoruz. Doğrusu hani bu bizi endişelendiriyor. Bunda benzer dosyalarda da bir cezasızlık pratiğinin var olmuş olmasından dolayı her şeyle bir cinayet olan, kasten işlenmiş bir cinayet olmasına rağmen buradaki polis memurunun da biz yine bu suçtan da aklanma ihtimalinin halen var olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple biz avukatlar baro olarak davayı sonuna kadar takip etmekte ısrarımızı sürdüreceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum sevgili Tugay Bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Evet, şimdi iyi akşamlar diyeceğim ekran başındaki izleyicilere ama sözünü ettiğimiz Ebu Hanzala röportajını yayınlayarak ilk kez basına konuştu ve gerçekten önemli bilgiler verdi. Siz izlerken şunu söyleyeyim öncesinde gelecek hafta yine farklı, çarpıcı ve umutlu belki de bir Türkiye ile görüşmek dileğiyle iyi akşamlar dilerim. Herkes sizin adınıza çıkıp konuşuyor televizyonlarda.
Herkes mikrofonu bize uzatsana kardeşim. Mikrofonu bize uzatsana kardeşim. İki yapı ile de örgütsel veya siyasi hiçbir ilişkim yok. Aramızdaki inanç ve metot farklılıklarını anlatan çalışmalarım var. Mahkemelerde şahit olduğunuz üzere bize IŞİD ve El-Kaide'ye yönelik soru dahi sorulmuyor. Demokrasiyi reddediyor, oy kullanmaya şirk, devlete tağut diyorsunuz, şeriat istiyorsunuz diyorlar. Yargılama El-Kaide ve IŞİD'den ama muhatap olduğumuz sorular inancımıza yönelik. Bizler iman ettikten sonra içinde yaşamış olduğumuz toplumun ıslah vazifesini de sorumluluğunu da üstlenmiş olan insanlarız. Davete başladığımızdan beri faaliyetlerimiz umuma açıktır. Haftalar öncesinden yeri ve zamanı ilan edilen bayram namazı da açıkta kılındı. Herkes katılabilirdi. Haliyle IŞİD'li biri de katılmış olabilir. Daha iyi anlatabilmek adına size yakın bir örnek vereyim. 1 Mayıs tüm sol görüşlerin iştirak ettiği bir faaliyettir. Orada legal, illegal, silahlı, silahsız her türlü yapı bulunabilir. 1 Mayıs'ı oraya katılanlar üzerinden okursak bu hem adil olmaz hem de hatalı bir neticeye ulaşırız. Bayram namazı da kimin organize ettiğine bakılmaksızın Müslimler için aynı anlamı ifade eder. Özellikle de sisteme bağlı camilerde namaz kılmayanlar için. Türkiye'deki eylemlerle alakalı tek satır dahi böyle bir suçlama yok. Yargılamaları bu algıyla haberleştiren polis muhabirleri oluyor, sol, kemalist ve muhafazakar medya ile yayılıyor, kamuoyuna mal oluyor. Asıl etken medya. İddianameleri okuma zahmetinde bulunsalar, savcıların bizi oluşması muhtemel bir tehdit olarak gördüklerini, dinler arası diyalog eleştirisini suç saydıklarını, sistem karşıtı inancımızı ve cemaat olarak örgütlü hareket edişimizi yargıladıklarını göreceklerdi. Bu işi başlatan Gülen grubu oldu. Devlet bu dosyalarla kamuoyunun gazını aldı. Çünkü biz bu dosyalarla gündemde olmasaydık, insanlar bu eylemlerin asli dosyalarına yoğunlaşacaktı. Bu perdelendi. Bir diğer sebep ise şu, bizim sistem eleştirimiz İslami. İktidar bundan hoşlanmıyor ve bizi cezalandırıyor. Şu anda bir algı operasyonu var. Yani insanların olaylara bakış açısını değiştirmek için çok ciddi bir operasyon var. Basında anlatıldığı gibi ilk bu olayları başlatan Irak İslam Şam Devleti değildir. IŞİD ya da El-Kaide'nin fikir ya da kitaplarımdan etkilendiğini sanmam. Her iki yapı da iki gerekçeyle çalışmalarımdan sakındırıyor. İlki, inançtaki net ve tavizsiz duruşumuzu aşırılık olarak görüyorlar. İkincisi ise cihatsızlık. Genel olarak cihada katılmayanlardan ilim alınmaz diyorlar. Ama her iki yapı ile farklılıklarımız olsa bile, tevhid ve sünnet inancında ortak noktalarımız var. Bu inanca sahip olan ve davet eden birini dinlemeleri anlaşılır. İlkesel olarak ister İslami olsun ister gayri İslami olsun hiçbir şahsın yapının bir bütün olarak devşirildiğine, kullanıldığına inanmıyorum. Ancak o yapı şahıs bunu itiraf eder veya İslam hukukuna göre aşağılık olan bu suç sabit olursa kabul ederim. Biz İslami kesim, siz solcularda İslami kesimin kullanıldığına inanıyorsunuz. Sonuç hepimiz kullanılıyoruz. Temiz olansa yalnızca bu gayri İslami ve gayri insani sistem olmuş oluyor. Bu devlet bizim IŞİD'de olmadığımızı, bizim El-Kaide'de olmadığımızı çok iyi biliyor. Birkaç nedeni var. Şayet bizi inancımızla yargılasa, mevcut yasalara göre gözaltına dahi alamaz. Ancak bu isimlerle bizi bir şablon içine oturtuyor. Tutuklama ve cezalandırma kolaylaşıyor. Ayrıca halk ile aramızı açıyor. Zira halk bu örgüt isimlerini duyunca konuşmaktan dahi ürküyor. İslami kesimi sizden uzaklaştırıyor, çalışmanızı başka bir ülkeye taşımak, hicret etmek isterseniz, hiçbir ülkenin bu örgütlerden yargılanmış insanlara kapısını açmayacağını biliyor. Sizi dar alana mahkum ediyor, bununla beraber sizi edilgen, savunmacı bir dile mahkum ediyor, ne olduğunuzu değil, ne olmadığınızı anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Bir insanın başlangıç olarak yakılması caiz değildir. Fakat kısas durumu söz konusu olursa veyahut da tenkil durumu, yani geriden gelenlere ibret olma durumu söz konusu olursa bu durumda caizdir.
Ben konu hakkında var olan ihtilafları aktarıyor, tarafların delillerini zikrediyor ve İslam hukukundaki tartışmalara değiniyorum. Sonra da kısas ve tenkil durumunda bunun İslam hukukuna uygun olduğunu, ancak Allah'ın affetmeyi ve cezalandırmamayı tavsiye ettiğini söylüyor ve kişisel kanaatimde bu olduğunu belirtiyorum. Benim için tek ölçü vahiydir. Bir şeye vahye dayanıyorsa ahlaki olan da insani olan da odur. Bizim demokrasiyle ve İslam inancı dışında herhangi bir düşünce sistemiyle inanç noktasında ortak bir paydada buluşmamız mümkün değildir. Zira hak, tevhid ile batıl, şirk, geceyle gündüz gibi zıttır. İnanç anlamında bir araya gelmeleri olanaksızdır. Ancak bir arada sulh, barış içinde yaşamamız mümkündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iki önerisi var. İlki Hilful Fudul yani Erdemliler İttifakı'dır. Bu her türlü zulme ve zalime karşı çıkıp inancına ve kimliğine bakmaksızın tüm mazlumların hakkını arayacağımıza dair yapacağımız antlaşmadır. İkincisi Medine Vesikası yani toplumsal sözleşmedir. Toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelip herkesin dini, siyasi, insani güvenlik ve özgürlüğünü teminat altına alan, o topraklara veya vatandaşlarına yapılan saldırıyı tüm kesimlere yapılmış kabul eden bir anlaşmadır. Toplumsal sözleşmeden kastım, mevcut yasalar gibi kemalizmi veya belli bir dünya görüşünü dayatan bir anlaşma değildir. Benim İslam şeriatına göre yaşayabileceğimi, hukuki sorunlarımı Kur'an'a ve sünnete göre çözebileceğimi, çocuğumu İslami bir eğitimle yetiştirebileceğimi teminat altına alan ve diğer tüm taraflara da kendi inanç sistemlerine göre yaşayabilme hakkını veren bir sözleşmedir. Bizim selefimiz, tabii ben bizim selefimiz dediğimiz zaman sizin otomatikmen kafanızın nereye gitmesi lazım? Kendilerine ittiba etmekle emrolunduğumuz insanlar. Selefizm dediğiniz anlayışın geleceğine dair bir öngörüye sahip değilim. Ancak tevhid ve sünnet hareketinin Türkiye'deki geleceğine dair şunları söyleyebilirim. Çoğunluk hiçbir zaman tevhid inancını kabul etmeyecek. Zanna ve hevaya tabi olacaktır. Tevhide gönül veren azınlığınsa mevcut duruşlarını muhafaza ederek baskılara direnirlerse, sabrederlerse tevhidi tüm Türkiye'nin gündemine taşıyıp temiz insanları mevcut fikri ve ameli keşmekeşten kurtaracak alternatif bir yol sunabileceklerine inanıyorum. Toplum demokrasiyi, laikliği, komünizmi, milliyetçiliği bize göre cahiliyenin her türünü duydu, tanıdı. Fakat tevhid henüz hakiki anlamda gündeme gelmiş değil. Önümüzdeki dönemde daha çok konuşulacak. Asıl çelişki tevhid yayın evinin açık olması değil, benim hapiste olmamdır. Bunu Allah'ın lütfu ve yardımı olarak açıklıyorum. Ayrıca sistemin bizi izleyip takip edebilmesi için bu yerlerin açık kalması gerekiyor. Her işin özü olan tevhid. Her işin temeli olan tevhid, Allah'ın konuştuğunda razı olduğu kelimeler yine aynı şekilde tevhiddir. İslam'a davet, insanlara İslam inancını anlatıp onları İslam dışındaki tüm inanç ve ideolojilerden sakındırmaktır. Bu sözlü, yazılı davettir. Fiili müdahale söz konusu değildir. Cihat, kıtal ise iki kısımdır. İlki bir devlete sahip İslam toplumunun yeryüzünde fitne, şirk, baskı kalmayıncaya ve din, kulluk, hakimiyet Allah'a ait oluncaya kadar savaşmalarıdır. İkincisi savunmadır. Bir devlete olsun veya olmasın toprakları işgale uğrayan İslam toplumunun işgalciye karşı verdiği savaştır. Bizim yaptığımız İslam'a davettir. Bugün İslam ahkamıyla yönetilen bir devlet olmadığı için devlet cihadı, fetih yoktur. Ama ABD, İsrail, Avrupa, Rusya, Çin ve benzeri ülkelerin İşgal ettiği topraklarda verilen mücadele, bana göre itikadi problemleri nedeniyle İslami cihat diyemesem de hataları olan şerefli bir mücadeledir. Yaşananların iki boyutu olduğunu düşünüyorum. İlki IŞİD boyutu. IŞİD hem Suriye'de savaştığı PKK'den intikam alıyorum. Sonraki süreçte IŞİD'in pragmatik bir tutum takındığı ve tevhidi çevreleri kazanmak için farklı söylemlere sahip olduğu ortaya çıktı. Ki IŞİD'e katıldıktan sonra bu durumu fark eden ve itiraz eden Tunuslu bir grup ilim adamını infaz ettiler. Bugün de aynı karışıklık keşmekeş devam ediyor. Metotsal, ameli olarak hepsini hata üzere görsem de içlerinde sapkın insanlar olduğu gibi inanç olarak tevhid inancına sahip olanlar da var.